Beyaz ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'ndeyiz. Bugün burada Muhtar Nusret Aydın'la birlikte mahallenin sıkıntılarını, taleplerini ve bu konuda yapılan çalışmaları konuşacağız. Sakarya Mahallesi merkezi bir mahalle. Yaklaşık olarak gündüz nüfusu 20-25 bin civarında. Gece nüfusu tabii yarı yarıya düşen bir bölgede olan adliye ile kent meydanı arasındaki bir bölge. Mutal'a başladıktan sonra bir sene sonra ekip arkadaşlarımla birlikte oturduk. Bölgemizde insanları nasıl yardımcı oluruz, nasıl destek oluruz konusunda, ihtiyaç sahibi aileler konusunda ciddi bir çalışma yaptık. İlk önce aş evimize kurduk. 50 kişilik çorbayla başladık. Bugün ortalama 500 kişilik 4 kap yemek veriyoruz. Bu yemek sade Sakarya Mahallesi'nde olanların değil, genel itibariyle civar mahallelerde. Yaklaşık olarak da 8-10 mahalleye hizmet eden bir proje. Önce TC kimlik numarasından gerçek ihtiyaç sahiplerini araştırıp ondan sonra bulunduğumuz konu itibariyle de gerçekten fakir olanlara yemek vermeye, erzak vermeye, et vermeye, aklınıza ne geliyorsa ikinci el eşya, birinci el eşya bunların hepsini yapılan araştırmada uygun görülen kişilere, ailelere böyle bir destek oluyoruz. İkinci projemiz ise barınma evi. Barınma evi tarlamızla birlikte başlayan, gerçekten çok ciddi kaymakamlığın, Osman Gazi Belediyesi'nin bize destekleri oldu. Bu barınma evinin tüm ihtiyaçları hiçbir kurum tarafından değil de sade hayırseverlerin desteğiyle bugün hayatta duruyor ve devam ediyor. Diğer bir olay da çamaşırhane. Çamaşırhanedeki diğer bir konu ise orada bizim kendi buradaki barınma evinde kalanların dışında şimdi belli bir 90 yaş üzeri belli bir insanlar var. Parası var, pulu var ama yıkayamıyor. Bu konuda da vatandaşlar kendi imkanlarını bizi araştırıp da bildirirlerse biz de o kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer bir proje ise kurban etinde. Yaklaşık olarak 400 aileye de vatandaşın bağışladığı kurbanlardan herkese gelen miktarda eşit olarak paylaşıp da onlara dağıtıyoruz. Bursa'nın sorunu bir otopark sorunu var. Yani bölge itibariyle sadece Sakarya Mahallesi değil, bu civar mahallelerde de aynı sıkıntımız var.